İstanbul Eyüp'te yaşayan bir iş insanının evinin bahçesinden ve otomobilinden 100 bin liralık uyuşturucu çıktı. İş insanı gözaltına alındı ama ona kumpas kurulduğu anlaşılınca 2 saat sonra serbest bırakıldı. İşte polisin ortaya çıkardığı o kumpas. Husumetli bir avukat tutuyor. Avukat da bazı adamlar tutuyor. Bu adamlar evimi ve bahçemi 100 bin liralık uyuşturucu koyup bana kumpas kurmaya çalıştılar. Beni tutuklatmak istediler. Önce evinin bahçesine ve otomobiline uyuşturucu bıraktılar. Sonra polise ihbar ettiler. İddiaya göre iş insanına uyuşturucuyla kumpas kurdular. Polis gerçeği güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkardı. Anlamak, serbest bırakıldım. Kim bunu size yapan? Benim tek şüphelendiğim kişi benim çocukluk arkadaşım. 3 yıldır aramızda birçok dava mevcut. Bana bir kredi çektirdi. Bu krediyi ödemedi. Her şey 28 Kasım günü başladı. Sabah saat 5.30 sıralarında iki erkek bir kadın Eyüp'teki bu siteye geldi. İşte yanlarında da bu merdiven vardı. İlk gelişleri yanlışlıkla arka sokaktaki 29 numaraya gitmeye çalışıyorlar. O sıra site güvenlik görevlisi görünce bir düdük öttürüyor. Bunlar merdiveni bırakıp kaçıp gidiyorlar. Herkes hırsız zannetti zaten. Başaramayınca aynı gün 18.30 civarlarında yine geliyorlar. Güvenlik kameraları yine kayıttaydı. Bu kez adresi şaşırmadılar. Önce bir kişi bu yoldan geldi ve iş insanının evinin bahçesine girdi. Buraya iki tane yüklü miktarda, iki poşet halinde uyuşturucu bırakıyorlar. Aradan 10 dakika geçti. Bu kez de bu yoldan bir kişi geldi ve otomobile ilerleyerek elindekini tam da sileceğine işte buraya bıraktı ve bu tarafa doğru koşarak uzaklaştı. Emniyete ihbarda bulunuyor. Narkotik şube sabah 06'da evime geldi. Rengim attı, korktum. Bahçesinde ve otomobilinde toplam 100 bin liralık uyuşturucu bulunan iş insanı gözaltına alındı. Ama Eyüp Asayiş Büro ekipleri titizlikle çalıştı. 100'e yakın kameranın görüntüsünü izlediler ve kılı kırk yardılar. Ve gerçek ortaya çıkınca da iş insanı serbest bırakıldı. Ya sitemizin, evimin güvenlik kameraları olmasaydı? Ben bunları ispatlayamazdım. İş insanı tam kurtuldum derken siteye yine şüpheli iki kişi geldi. İddiaya göre üçüncü kez tuzak kurmaya kalkıştılar. Ben de biber gazıyla bunların yüzüne sıktım. Biri elini beline atınca uzaklaştım ve bunlar kaçıp gittiler. Ha, bu ne cüret? Olaydan sonra biri avukat, iki kadın gözaltına alındı. Husumetli olduğum çocukluk arkadaşımın avukatı çıktı. Ve savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Mahkemeden denetimli serbestlik kararı çıktı. İki kişi daha gözaltına alınmış. Soruşturma büyük bir titizlikle sürüyor. Azmetlerinin bulunmasını istiyorum.